Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir havlu kenarı, kenar oyası, birçok yerde kullanabileceğimiz değişik bir kenar oyası modeli çalışacağız. Bir kısmını yabancı bir kanalda gördüm. Kanalda demeyeyim, sayfada gördüm. Bir kısmı da kendim tasarladığım bir model çalışacağız. Ben polyester ipliklerle çalışıyorum. Siz istediğiniz iplikle çalışabilirsiniz arkadaşlar. 50 numara diye satılan havlu kenarı veya yazma oyası yapılan iplerden bunlar. Bu Altın Başak markasının, bu da Leylak markasının ipi. İkisi de hemen hemen aynı zaten iplerimizin arkadaşlar. Makasım, tığım. Tığım 20 numara. Yani yazısı yok arkadaşlar buralarda ama silinmiş elimde. 20 numara diye hatırlıyorum. Bir de çakmağım var. Bitişlerde yakabilmek için. Şimdi modelimizin yapılışına başlıyoruz. Makasımı da şöyle alayım. Evet. Şimdi şu şekilde alıyorum tığımı ve geçirip ben bir kez buruyorum böyle. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Bunu saymıyorum. Bu başlangıç zincirim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Sonra üzerine 1, 2, 3 tane atıyorum. İlk başta hafif bol bıraktığım vardı, saymadığım. Onun içine batıyorum. O içinden geçiriyorum. 2, 2 2 2 şeklinde kapatıyorum burayı. Daha sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve üzerine 2 kere atıyorum. Yaptığım halkanın içine geliyorum. 1 2 ve 3 seferde çekerek bunu bitiriyorum. Daha sonra yine 2 kere atıyorum. 1 2 3 seferde bitiriyorum. Tekrar. Şimdi bunun içine 12 tane ya 13 tane pardon. Sık üçlü trabzan yapıyorum buraya. Evet arkadaşlar bakın. 2 4 6 8 10 13 tane trabzanımı yaptım. Sonra bir zincir çekerek dönüyorum. İlkine batarak sık iğne yapıyorum. Hepsinin tepesine batıyorum. Trabzanların tepesine batarak sık iğneler yapıyorum. On üç tane sık iğnem olacak burada. Evet, devam ediyorum. En son trabzanımın tepesine de battım. Şimdi en son üçlü zincirin olduğu yere de batıyorum. Tam üçüncü zincirin tepesine. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine 3 tane sarıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde çekiyorum. Yine 1, 2, 3 zincirimi yapıyorum. Bu gözün içine üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine 13 tane burada yaptığım gibi buraya 13 tane dolduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi 13 tane yine yaptım trabzanımı. Şimdi karşı iki gözün içine batıyorum ve çekiyorum sıkarak. Sonra yine bir zincir yapıp dönüyorum. İlk
Trabzon'un tepesine batıyorum. Yine 13 tane sık iğnemi yapıyorum burada. 7 8 Evet arkadaşlar, şimdi sık iğnelerimi yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi yapıyorum. Tepeye batıyorum. Bu şekilde çalışarak bir bu tarafa, bir bu tarafa dilimler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben biraz çalışacağım sizin için. Evet arkadaşlar, şimdi ben 5 tane çalıştım. 3 bir tarafta, 2 bir tarafta. Aynı bu şekilde iki tarafı da aynı şekilde kalması gerekiyor modelimizin düzgün durması için. Tabii benim kanaatim bu. Daha sonra buradan ipimi kesiyorum. Çektikten sonra hemen bunu kaybedelim ki burada sonra rahat edelim. Tekrar öbür tarafı da aynı şekilde. Çok kısa kestim. İnşallah çıkmaz. Tamam. Şimdi onu da hallettikten sonra şimdi beyaz ipimizi alacağız. Alamadım bir türlü. Şimdi beyaz ipimizi aldım arkadaşlar. 1 buluyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Daha sonra şu uca batarak bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Daha sonra bir iki tane zincir çekiyorum ve üzerine 3 kere sarıyorum yine. 1 2 3 4 kez çek, 4 de çekip 4 üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum. Şimdi şu ikisinin arası vardır. Birleşme yeri. Oraya batıyorum ve sıkıyorum. Yine 1 2 3 tane sarıyorum. Alta geliyorum. 4 seferde bitiriyorum ve 1 2 3 4 5 ikisinin arasına tam batıyorum. Hafif şu tarafa doğru yatırarak kapatıyorum. Bakın şöylemesine yan durması gerekiyor. Aynı bir şekilde batarak 8 tane bundan çalışıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam ortaya. İkisinin arasına batıyorum. Yana doğru çektiriyorum. Evet, bu şekilde 8 tane çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak 3, 6, 8 tane yaptım. 8 tane yaptıktan sonra 1, 2 tane zincir çekiyorum. Ve burada 3, 6, 7'ye batıyorum tam ortaya ve sıkıyorum. Tekrar 1, 2 zincir yapıp üzerine 1, 2, 3 tane sarıyorum. Yine bu gözün içine de 8 tane bu modelden çalışıyorum. Ve buna da aynı şekilde çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben 3 tanesini çalıştım bu şekilde. Sonra 1, 2 zincir çekip tam uca geliyorum. Daha sonra şimdi bu taraf farklı olacak tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 kez sarıyorum. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 4 seferde bitiriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip yine araya batıyorum. Tekrar buraya
yarım motif gibi oluşturacağım. 3 tane yapacağım buraya. Evet, şimdi 4 ve 5 tane zincirimi yapıyorum. Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Acele etmeye gelmiyor bu ara. İpim de çok kıvrak. Şimdi yine 1 2 zincir yapıyorum. 3 tane olduktan sonra yine ortaya 7.ye batıyorum. Ve tekrar aralara aynı şekilde motiflerimi çalışıyorum. Şu kenarlarda yarım motiflerim oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son kısma yaklaştım. Burayı da kesip sabitleyeyim. Şimdi 2 zincirimi yaptım yine. Üzerine 3 kere alıyorum. Bu başladığım yere, ilk başladığım yere batarak yine diğer taraftaki gibi 3 tane motif yapacağım. Şuradakinin aynısını çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane motifi yaptım. Yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekip başladığım yere geliyorum. Bir zincir çekip bitiriyorum modelimi. Şimdi burada geçirebileceğim yer varsa hemen geçiriyorum. Yoksa sabitliyorum orayı zaten. Evet, şimdi geçirdikten sonra yine kesip hemen temizleme işlemini yapıyorum. Şimdi benim gördüğüm model bu kadardı arkadaşlar. Hatta kenarları bile yoktu ki, kenarlarını ben kendim ayarladım, şu başlangıç ve bitiş yerlerini. Şimdi bu şekildeydi motif. Ben bunu alt kısmında, havluya geçirebileceğiniz kısmında yapmak istedim. Onun şimdi yapılışını göstereceğim sizlere. Şimdi pembe ipimi alıyorum ve zincirimi yapıp oyamın tersine, işimin ters tarafına geliyorum ve köşedeki ilk motifin ucuna pırpır yerine atarak ipimi sabitliyorum. Şimdi burada ikili trabzan yapacağım için 2 zincir, bir de bağlamak için 3. Ondan sonra 1 2 zincir daha çekiyorum. Toplam 5 zincir oldu. Şimdi 2 3 2 tane yaptım. 3 4 5. Toplam 8 tane zincirim oldu arkadaşlar burada. Daha sonra 1 2 tane sarıyorum üzerine. Bir taneyi bırakıyorum. İkinciye geçiyorum. 1 2 kere de çekiyorum. 2 tane şimdi burada şeyim kaldı, ilmeğim. Tekrar üzerine 2 tane atıyorum. Bir sonraki motifin ilk pırpırına batıyorum. 1 2 çekiyorum. Sonra yine 1 2 çekiyorum. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine geçeceğim. Üzerine atıyorum. Bir boşluk, ikinciye batıyorum. 1 ve 2 de çekiyorum. Daha sonra 1 2 zincir yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir. Yine sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 zincir üzerine alıp 2 de çekiyorum. Bu şekilde bu kısmını yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, üzerine 2 kere alıyorum. Son pırpırıma 1 2 de çekiyorum. Tekrar 2 kere atıp 1 2 seferde çekiyorum. Tekrar 1 2 seferde çekiyorum.
1, 2, 3, 4, 5 tane yapıp bir boşluk bırakıyorum. 2, 1, 2 zincir atmadan tek sefer 1, 2 zincir yine tek sefer 1, 2 zincir 2 de bu şekilde bir zincir olayı yapıyorum. 1, 2, 5 sonra yine 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 5 zincir yapıyorum. Üzerine alıyorum. 2 seferde çekip sıranın sonuna gelmiş oluyorum böylelikle arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip döneceğim. Üzerine alıyorum. 5 zincirin olduğu yere batıyorum. Bir seferde çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. 2 3 4 tane yapıyorum buraya. Sonra üzerine bir alıyorum. Bu sefer tam ortaya, ikisinin birleşim yerine. Sonra tekrar 4 tane 1 2 3 ve 4 taneyi araya batıyorum bu şekilde. Sonra yine üzerine alıyorum. Trabzanın tepesini. Sonra araya. Sonra yine trabzanın tepesine. Ve araya. Yine trabzanın tepesine ve araya, tepeye ve yine şimdi 4 tane 2 3 4 yine tepeye. Bu şekilde arkadaşlar başa kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bitiş kısmına geldim oyamın. Hemen şu başlangıç ipini alta geçiriyorum. Ve son trabzanları sık iğneleri yaparken arada yürütüyorum onu da. 2 3 ve 4. Daha sonra bir zincir çekip işimi bitiriyorum. Sıkıyorum burayı. Dönüyorum. İlk aralardan birine batıp geçiriyorum. Bir daha düğüm atıyorum içine. Sıkıştırıp kesiyorum. Diğerini de kesiyorum. Nerede diğeri? Hemen korkutma işlemi de yapıyorum buralarda. Ve sabitliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde küçük bir modelim var. Ama tabii ben önceden bir tane çalıştım sizler için. Evet, ya da böyle hediyelik, çeyizlik bir model olarak çalıştım. Şurası düzü. Evet, şimdi bu şekilde ben daha önceden yapmıştım arkadaşlar. Bir tane model hazırladım sizler için. Umarım beğenmişsinizdir sizler de modelimi. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.